I am not the Catholic candidate for president. I am the Democratic Party's candidate for president, who happens also to be a Catholic. So help you God. So help me God. Arkamda gördüğünüz kongreye seçilenler, inandıkları dinin kutsal kitabı üzerine yemin edip göreve başlıyorlar. Burada bir duvarların üzerinde In God We Trust, yani güvendiğimiz Tanrı'nın adıyla yazıyor. Ve yine burada öğrencilerse ve okullarda Tanrı'nın gölgesi altında diyerek and içip derslere başlıyorlar. Amerika'da toplumda dinin önemli bir yeri var. Ama aynı zamanda Amerika tarihin ilk yazılı laik anayasasına sahip. İşte biz de bu defa pusulada Amerika'daki bu din ve laiklik dengesini inceleyeceğiz. Dünyada ve Türkiye'de din artan önemi tartışılırken Amerika'daki dini özgürlüklerin sınırını anlamaya çalışacağız. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Koştuğu Hizbi İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışmalar gördüğünüz gibi gece yaza gündüz hiç değişmiyor. İnsanlar ne yazık ki bugün hala yüzyıllar öncesinde olduğu gibi din adına savaşmaya, öldürmeye ve ölmeye devam ediyorlar. İnançları, umutları, dünya görüşleri ne olursa olsun ya da dini veya siyasi liderleri ne derse desin bu değişmiyor. Son yıllarda tüm dünyada dinin toplumda öne çıkmasıyla birlikte tartışmalar da alevlendi. Bu tartışmaların bir tarafında dini özgürlüklerin artırılmasını talep edenler, diğer tarafında ise din ve devlet işlerinin ayrılmasını, yani laikliği isteyenler var. Herkesin kafasındaki soruysa aynı. Her türlü ibadeti serbest bırakıp dini, toplumdaki insanların özel hayatlarını tutmak ama aynı zamanda dini grupların iktidarı ele geçirmesini önlemek nasıl sağlanabilir? Bunun için dinle laiklik arasındaki dengeyi anayasasında kurmuş bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu incelemek gerekiyor. Aslında her şey 1700'lerin ikinci yarısında Amerika'da başladı. İngiltere'deki din ve monarşi baskısından kaçıp okyanusu geçen İngilizler yeni kıtanın doğu kıyıları boyunca 13 koloni kurmuşlardı. İngiliz krallığına bağlı bu kolonilerde yaşayanların en büyük amacıysa bir gün gerçek anlamda özgür olmak, dini baskılardan ve kralın rastgele koyduğu vergilerden kurtulmaktı. Amerika'nın ilk kurduğu yıllarda yaşıyor olsaydım ben de büyük ihtimalle böyle bir kıyafet giyiyor olacaktım. Ve büyük ihtimalle böylesine gruplarda konuştuğumuz tek bir konu olacaktı. O da kaçıp geldiğimiz Avrupa'daki dini baskılar. Zaten Amerika'yı daha iyi anlamak için aslında Avrupa'ya, dini baskılara biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Ah,
Avrupa'da Orta Çağ, kilisenin din adına koyduğu yasaklar, uygulanan işkenceler ve dini infazlarla geçti. Avrupa'daki derebeyleri ve krallar da köylüleri yönetmek için dini kullanınca kiliseler, zengin toprak sahiplerinin ve monarşilerin vazgeçilmez işbirlikçileri haline geldiler. Din uzun yıllar halkın üzerine baskı uygulamak ve haksız vergi toplamak için kullanıldı. Bu dönemde Avrupa'nın mutlak hakimi Katolik Kilisesi'nin başı olan Papa'ydı. Ancak 1500'lere gelindiğinde işler değişmeye başladı. Katolik din adamlarının İncil'i kullanarak halktan para ve haraç toplaması, kilisenin bozulması halktan tepki çekti. Almanya'da Martin Luther adındaki bir din adamı Katolikliği sorgulayan bir protesto hareketi başlattı. İşte bu hareket Protestanlık mezhebini doğurdu. Zengin toprak sahiplerine ve bağnaz din adamlarına karşı gelişen bu hareket Avrupa'da reformun ilk kıvılcımı olacaktı. Ancak kıvılcımın ateşe dönüşmesi kolay olmadı. Protestanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa'ya bir veba gibi saracak olan din savaşları başladı. 1525'te 1648 yılları arasında tam 123 yıl boyunca Avrupa'nın her yerinde din savaşları yaşandı. Sadece Fransa'daki Katoliklerle Protestanlar arasındaki savaş tam 40 yıl sürdü. Bütün bu gelişmelerin İngiliz Krallığı'na etkisi daha farklı oldu. Kral 8. Henry, sevdiği kızla evlenmek için karısından boşanmasına izin vermeyen Katolik Papa'ya karşı çıkarak yeni bir mezhep kurdu. Protestanlıkla Katolikliğin karışımı olan bu mezhebe Anglikanizm adı verildi. Bu yeni anlayış 1500'lerin sonunda İngiliz Krallığı'nın resmi mezhebi ve kilisesi haline geldi. Reform hareketiyle birlikte Hristiyanlık her yönüyle sorgulanmaya başladı. Ortaya yeni akımlar ve hareketler çıktı. Bunlardan biri de Anglikanizm içindeki Katolik unsurlara karşı çıkan Puritenlerdi. Ancak İngiltere'nin resmi mezhebini reddeten Puritenler bu hareketleriyle krala da karşı çıkmış sayıldılar. İngiliz kilisesi Puritenlere karşı sert tedbirler aldı. İşte 1600'lerin ilk yarısında Atlantik'i geçerek Amerika'ya gelenlerin çoğunluğu İngiltere'deki din baskısından kaçan Puriten İngilizlerdi. Onların açtığı yoldan Avrupa'da ortaya çıkan pek çok yeni grup da bu yeni kıtaya geldi. Presbiteryenler, Metodistler, vaftiz törenlerini nehirde yapan Baptistler veya dua ederken kendilerinden geçip titredikleri için Quakers, yani titreyenler adı verilen Protestanlar bunlardan sadece birkaçıydı. Amerika'ya göç edenlerin gönlünde pek çok farklı dini inanç ve pek çok farklı İncil vardı. Avrupa'daki din baskısından kaçanların kafasında çok farklı bir Hristiyanlık yorumu bulunuyordu. Amerika'ya gelenlerin farklı bir özgürlük anlayışı vardı. Dünyada kralların, padişahların, sultanların, çarların ya da şogunların hüküm sürdüğü bir dönemde onlar bu yeni kıtada kendi kendilerini yönetecekleri bir düzen kurmak istiyorlardı. Ayrıca farklı dinlerden ve mezheplerden olanlar da diledikleri gibi ibadet edebilmeliydi. Ancak Kuzey Amerika'daki 13 İngiliz kolonisinde yaşayanlar için bu hiç de kolay değildi. Çünkü ne olursa olsun bu koloniler İngiliz Krallığı'nın bir parçasıydı. Bunlarla ilgili bütün önemli kararlar Londra'da alınıyor, buradaki düzeni de kralın özel temsilcisi olan vali sağlıyordu. Buradaki din adamları da doğrudan İngiltere Kilisesi'ne bağlıydı. Özellikle kolonilerde yaşayan seçkinler için bu kilise iyi bir iş sahibi olmanın ya da yükselmenin tek yolu olarak görülüyordu. Herkesin pazar günü kiliseye gitmesi mecburiydi. Bunu mazereti olmadan aksatanlara ceza veriliyordu. Ayrıca kolonilerde yaşayan herkesten din vergisi adı altında düzenli olarak para toplanıyordu. Kısacası toplumun kontrolü ve işleyişi büyük ölçüde din marifetiyle sağlanıyordu. İngiliz sömürge yönetimi başlarda diğer mezheplerinde istedikleri gibi ibadet etmelerine karşı çıkmadı. Ancak Anglikanizm dışındaki diğer mezheplerin kendi kiliselerini açabilmeleri için İngiliz kilisesinden lisans alması gerekiyordu. Bu garip durum yüzünden pek çok grubun ibadeti sınırlı kaldı.
Amerika'da 18. yüzyıldaki dini gruplar konusunda uzman olan araştırmacı Linda Rowe, o dönemde kurulu olan düzeni bakın nasıl anlatıyor. İngiltere Kilisesi özellikle burada, Virginia'da çok güçlüydü. Geniş coğrafyaya yayılmış büyük cemaatler vardı. Her cemaatin kendi kilisesi oluyordu. İngiltere'den papazlar gönderiliyordu. Buradaki mecliste kilisenin ve toplumun yasalarına karar veriliyordu. Papazın kazancı da kanunla belirleniyordu. 18. yüzyılda herkesin ayda en az bir kere cemaat kiliselerine gitmesi şart koşulmuştu. Şayet bu insanlar, Baptistler, Presbiteryenler gibi muhalif gruplara mensuplarsa, o zaman durumlarını yerel mahkemelere bildirip neden kiliseye gitmediklerini açıklamaları gerekiyordu. Örneğin nerede yaşıyor olursa olsun, Presbiteryen bir papazın buraya gelip merkezdeki genel mahkemeden ve kiliseden kendi kilisesi için izin alması gerekiyordu. Yani Anglikan kilisesine bağlı olmayanlar için böyle kural ve düzenlemeler vardı. Aslında Virginia'daki İngiltere Kilisesi bir ölçüde daha hoşgörülüydü. Yine de Anglikan kilisesine katılmayanlara şüpheyle bakıyorlar ve mümkün olduğunca kendilerine çekmeye çalışıyorlardı. Virginia'daki kilisenin sorumluluklarından biri de bugünün tabiriyle toplumun refahını sağlamaktı. Kilise vergilerinin zorunlu olma nedenlerinden biri de buydu. Zira cemaat böylece fakir, hasta, yaşlı ya da bir sorunu olan üyeleri destekliyordu. Bu destek diğer mezhep mensuplarını İngiltere Kilisesi'ne çekmek için kullanılıyordu. Bütün bu zorluklara rağmen göreceli bir refaha ve özgürlüğe sahip olan Amerikalılar genelde Britanya İmparatorluğu'nun parçası olmaktan memnundular. Ancak 1700'lere gelindiğinde iş değişti. İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. George, kolonilere karşı sert ve baskıcı bir siyaset izlemeye başladı. 13 koloniye yeni ve ağır vergiler konuldu. Amerikalılar kendilerine sorulmadan konulan bu vergilere karşı çıktılar. Gerginlik arttı. İngiliz ordusunun Amerika'daki en önemli üssü olan Boston'da İngiliz askerleri vergilere itiraz eden bir grubun üzerine rastgele ateş edince 5 Amerikalı öldü. Bu olaydan sonra kolonilerde direniş başladı. Bunun üzerine krallık asayişi sağlamak ve direnişlere ders vermek için Amerika'ya daha çok asker yolladı. Bu da yetmezmiş gibi Londra bu defa çaya vergi koydu. Bu yeni çay vergisi Amerikalılar için bardağı taşıran son damlaydı. 1773'ün son günlerinde bir grup Amerikalı Kızılderili kılığına girerek Boston limanında demirli 3 İngiliz gemisine gizlice tırmandı ve çay vergisini protesto etmek için ambarlarda yüklü bulunan çayları denize döktü. O gün orada 40 tondan fazla çay imha edildi. Bu İngiliz İmparatorluğu için kabul edilemez bir başkaldırıydı. Krallığın tepkisi sert oldu. Önce Boston limanı kapatıldı. Sonra da şehrin yarısı işten kovuldu. İngilizler bundan sonra da Boston'a asker yığmaya başladı. Koloniler işgal edilecek ve direnenler temizlenecekti. Nihayet 1775 Nisan'ında İngilizler harekete geçti. Artık geri dönüş yoktu. Savaş başlamıştı. Bir tarafta dönemin en büyük askeri gücü olan Britanya İmparatorluğu'nun ordusu, diğer tarafta ise tecrübesiz gönüllülerden oluşan düzensiz Amerikan birlikleri. Kolonilerin bu savaşı kazanması neredeyse imkansızdı. İngiliz askerleri Amerikalılarla alay etmek ve onların morallerini bozmak için bir de şarkı yaptılar. Bu şarkıda Amerikan askerlerine savaşmayı bilmeyen acemi askerler anlamına gelen Yankee Doodle deniyordu. Yankee Doodle went to town a-riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Ancak Amerikalılar buna hiç alınmadılar. Aksine bu şarkıyı alıp adeta kendi milli maçları gibi kullanmaya başladılar. Bütün bunlara rağmen Amerikalılar geçtikleri her savaşta güçlü İngiliz ordusuna yenilmekten kurtulamadılar. Cephede savaş devam ederken kolonilerde yeni bir tartışma başladı. Bazıları İngiltere'den tamamıyla kopmak istiyor, bazıları ise eskisi gibi İngiliz krallığının bir parçası olarak kalmak istiyordu. Nihayet 13 koloninin temsilcileri
1776 yılında Philadelphia'da toplanan kongrede bir araya geldiler. Uzun tartışmalardan sonra karar verildi. 13 koloni bundan böyle bağımsız ve özgür olacaktı. Yeni kıtada yepyeni bir yönetim, yepyeni bir dünya kurulacaktı. Halen devam eden mücadele artık Amerikan devrimi için yapılan bir savaştı. 1776 yazında Philadelphia'da toplanan çek kağıda dökmek istediler. Ortaya çıkacak olan belgeyi kaleme alma görevi Virginia temsilcisi genç bir hukukçu olan Thomas Jefferson'a verildi. Jefferson birkaç gün bir odaya kapandı, kendi icadı olan yazı tahtasında tarihe geçecek metni yazdı. Bir diğer önemli delege olan Benjamin Franklin'in yaptığı bazı düzeltmelerden sonra 2 Temmuz 1776'da Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran en önemli belge olan bağımsızlık bildirgesi hazırdı. 4 Temmuz'da Kongre tarafından kabul edilen bu bildirgenin en önemli maddesi özgürlüklerle ilgili olan bölümdü. Tartışmasız gerçek şudur ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Doğuştan Tanrı'nın onlara bahşettiği vazgeçilemez ve devredilemez haklara sahiptirler. Yaşamak, özgür olmak ve mutluluk aramak bu temel haklardandır. İşte yönetimlerin görevi, yönetilenlerin rızasını alarak bu temel hakları garanti altına almaktır. Amerika'daki bağımsızlık hareketi işte bu belgeyle tüm dünyaya duyuruluyordu. Bildirinin altına imza koyan 56 delege aslında bu imzalarla hayatlarını tehlikeye attıklarını gayet iyi biliyordu. İngiliz Krallığı savaşı kazanırsa hepsi de bunu hayatlarıyla ödeyecekti. Bağımsızlık bildirgesinin ilanı eski kolonilere yeni bir cesaret verdi. Ancak zafer yine de çok uzaktaydı. İngilizlerin daha çok askeri, daha çok silahı ve daha çok tecrübesi vardı. Savaş devam ettikçe Amerikalılar iyice zorlandılar. Ama bu onlar için artık bir bağımsızlık mücadelesiydi. Pes etmediler. Nihayet 1781 yılında Virginia kıyılarında yaklaşık 6 yıldır devam eden savaşın belki de en önemli çatışması yaşandı. Amerikan askerleri bu kez İngiltere'ye karşı başka bir imparatorluğun, Fransa'nın desteğini almışlardı. Fransız donanmasının yardımıyla Amerikalılar bağımsızlık savaşının en büyük ve en önemli zaferini kazandılar. Bozguna uğrayan İngilizler 17 Ekim 1781'de teslim oldu. Küçük koloniler bir süper gücü yenmişler ve devrim savaşı artık bitmişti. Artık bağımsızlık ve eşitlik temelleri üzerine kurulu olan yeni bir devlet doğuyordu. Şimdi bu yeni devletin güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekiyordu. Bunun için 1787 yazında 55 delege yine Philadelphia'da bir araya geldiler. Buradaki tartışmanın ana konusuysa gücün kimde olacağıydı. Federal devletlerde mi yoksa merkezi hükümette mi? Şu anda Philadelphia'da Ulusal Anayasa Merkezi'nde Signers Hall dediğimiz salondayız. Buradaki heykeller 1787 yazında 4 ay boyunca burada toplanıp tartışan ve sonunda yeni anayasayı imzalayan 55 delegenin birebir boyutlardaki bronz heykelleri. Örneğin burada James Madison'ın yanında duruyoruz. Buradaki tartışmaları yönlendiren ve özellikle de din özgürlüğü konusunda önemli bir isim, öyle mi? Evet, kısa boylu, ufak tefek ama büyük fikirleri olan bir adam. Öncelikle güçlü bir federal hükümet fikrini kabul ettirdi. Böylece gücün kimde olması gerektiği sorusu yanıt bulmuş oldu. Sonra da anayasadaki temel özgürlükleri, yani din ve vicdan özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ya da ifade özgürlüğünü anayasaya koydurdu. Thomas Jefferson'la birlikte dini özgürlük fikrini anayasaya dahil ettirdi. Peki din özgürlüğü ya da dinle devlet işlerinin ayrılması konusu burada nasıl tartışıldı? Burada iki grup vardı. Birinci grup, dinin, kilisenin toplumda önemli bir yeri var. Dolayısıyla birliğin sağlanmasında din önemlidir diyen ve hatta milli bir din fikrini benimseyenler. İkinci grupsa bunun tam tersine dinin, din özgürlüğünün herkese eşit uygulanması gerektiğini söyleyen ve milli bir dine karşı çıkanlar. Devletin hiçbir dini gruba yardım etmemesi gerektiğine inananlar.
İşte asıl büyük sorun ve tartışmada tam bu noktada ortaya çıktı. Öyle ya, acaba farklı eyaletler arasındaki birlik nasıl sağlanacaktı? Ve daha da önemlisi, bir dinin ya da dini inancın yönetimi, siyaseti ele geçirmesi nasıl önlenecekti? İşte tam bu noktada ortaya büyük tartışmalar ve tabii tarihi kişilikler çıktı. Bu tartışmalardaki en renkli kişiliklerden biri de salondaki en yaşlı ve en tecrübeli üye olan Benjamin Franklin'di. Yayıncı, bilim adamı, diplomat, yazar ve siyasetçi gibi pek çok vasfa sahip olan Benjamin Franklin'e göre herkes istediği şekilde ibadet etmekte serbest olmalıydı. Biz de merak ettik. Benjamin Franklin acaba bugün yaşasaydı bu konudaki fikirlerini bize nasıl aktarırdı? I am Benjamin Franklin. I was there at the beginning when we started this nation. I was what you call a founding father. Bütün o tartışmalarda sizden sonra da ayakta kalacak sağlam bir siyasi yapı, bir devlet oluşturma konusunda dini nasıl bir yere koymuştunuz? Bizler ciddi anlamda inançlı insanlardık. Amerika'da her biri kendine özgü inançlar içeren farklı pek çok din vardı. Ama hepimiz aynı temel gerçeğe inanıyor ve insana aynı şekilde değer veriyorduk. İnsanların değerli olduğunu, saygı görmeleri gerektiğini düşünüyorduk. İşte bizler bu insanlar için, devlet için değil, insanlar için bir ülke kuracaktık. Sizden önceki dönemde Avrupa'dan, Avrupa'da yaşananlardan da herhalde bazı dersler çıkarttınız. Tabii olanı biteni büyük ölçüde izledik. Yüzyıllar boyu okuduk ve bunlardan dersler çıkardık. Aklımızda bir fikir vardı. Ne kadar başarılı olur bilmiyorduk. Ama bu adımları atmanın önemli olduğuna inanıyorduk. Hiçbirimiz için kolay bir karar değildi bu. Hepimiz, örneğin ben İngiliz vatandaşı olarak yetiştirildim. İngiltere'ye bağlıydık. Ana vatandan ayrılacağız demek büyük bir karardı. Yine de kendi başımıza var olmanın, kendimize ait bir kimliğimiz olmasının önemli olduğunu düşünüyordum. Öyle bir devirdi ki Avrupa'da olsaydık hiçbir şey başaramazdık. Çünkü orada kurulu bir düzen vardı. Oysa biz doğru zamanda doğru yerdeydik. O zamanlar Pennsylvania gazetesinin de sahibiydiniz. Bir ara Türklerin yani Osmanlıların da Amerika'ya misyoner göndermelerini savunmuştunuz. Ayrıca bir sinagog yapımı için oluşturulan fona da destek vermiştiniz. Neden? Bu girişimlerdeki maksadınız neydi? İşte önemli olan bu. Yani tüm inançlar değerlidir. Tüm dinlere saygı gösterilmesi gerekir. Ve birbirimizden bir şeyler öğrenmeye açık olmamız gerekir. Ben ya da ailem bir dine ya da mezhebe mensup olabiliriz. Ama bu Quaker Kilisesi'ni, bir sinagogu ya da başka herhangi bir mezhebi destekleyemem anlamına gelmez. Çünkü inancımızı korumamız gerekir. Tüm din ve mezheplerin değerlerini korumamız gerekir. Bireylerin değerlerini korumamız gerekir. O sırada tüm eyaletler arasında bir çeşit birlik kurmaya çalışıyordunuz ve kolayca bir dini kullanabilirdiniz. Yani böylece ulusal bir din oluşturabilirdiniz. Ama bunu istemediniz. Neden? Devletin bir din belirlemesini istemedik. Kimsenin bir inanca zorlanmasını istemedik. İnsanlar kendileri karar versinler istedik. Onlar da seçtiler. Bir devlet dini belirlediğinizde haliyle herkesin o dine mensup olması gerekir. O zaman da o din özünde yeniden devlet olur. İnanç kalptedir, ruhtadır. İnsanlara nasıl ibadet edeceklerini veya hangi Tanrı'ya inanacaklarını seçme hakkı ya da istemiyorlarsa Tanrı'ya inanmama özgürlüğü vermemiz gerekiyordu. Böyle düşünüyorduk. Bireysel özgürlüğün önemli olduğuna inanıyorduk. Buna esas alıyorduk. Yani istediğimiz inancı ortadan kaldırmak ya da dışlamak değildi. İnancı korumak istiyorduk. Ama bir dini ya da mezhebi değil, tüm inançları korumak istiyorduk. Tabii ileride bir dinin diğerleri üzerinde egemen olabileceği ya da devleti etkileyebileceği kaygısını da taşıyorduk. Bunu önlemek için biz de her dinin sesini duyurmasına çabaladık. Bazıları daha kuvvetliydi. Fakat hiçbiri devlet dini olarak kabul edilmeyecekti.
Yani devlet bir din seçmeyecekti. İnançtan yanayız dedik. İnsanlara inancımız var ama bir dini dayatmayacağız. Dinimiz budur, bu dine katılmak zorundasınız demedik. Devlet dini gruplara ne destek vermeliydi ne de karşı çıkmalıydı. Tecrübeli aktör Ralph Archbold sadece görüntüsüyle ve tavırlarıyla değil, aynı zamanda ortaya koyduğu fikirler ve hatta kullandığı kelimelerle de Benjamin Franklin'i bir tarihçi, hatta bir akademisyen gibi çalışmış. Amerikan Anayasası'nda din ve laiklik dengesini daha iyi anlayabilmek amacıyla Benjamin Franklin için yaptırdığımız birebir canlandırmanın bir benzerini bir başka önemli karakter için yapıyoruz. Bu kez tarihi Williamsburg kasabasında bir başka tecrübeli aktör ve araştırmacı William Barker'ın ete kemiğe büründürdüğü Amerika'nın 3. başkanı olan Thomas Jefferson'la birlikteyiz. I am Thomas Jefferson. And I am considered one of the founding fathers of the United States of America. Most importantly, I have been considered the father of religious freedom in these United States of America. For I believe that our Creator has created our minds free, and free He intends it to remain. What is the magic? What is the, let's say, the... Anayasayı oluştururken dini özgürlükler konusunda en akılda kalıcı bulgunuz neydi? Bir dinin siyasi gücü ele geçirmesini, İngiltere Kilisesi'nin ya da Fransa Kilisesi'nin bir zamanlar Avrupa'da yaptığı gibi her şeyin kontrolünü ele geçirmesini nasıl engellersiniz? Bir yandan din özgürlüğü veriyorsunuz, tamam, ama öbür yandan sistemin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bence meselenin özü, insanların din özgürlüğünün bir yasak olmadığını anlamalarına yardımcı olmaktı. Bu kimseyi dilediği dini görüşten alıkoyan bir şey değildi. Dinin devletten ayrılmasını öne sürmek, dinin hayatlarımızdan, hatta seçtiğimiz kişilerin devletin başına getirdiklerimizin hayatlarından çıkmasını istemek olur. Oysa dinle devlet arasında bir ayrım yapmak, görevi vatandaşlarını zararlara karşı korumak ve savunmak olan yerel idareyi ayrı tutmaktır. Ve dini yetkililerin dikkatlerini kendi görevlerine vermelerini sağlamaktır. Bu görev ise ruhun eğitilmesidir. Din özgürlüğünü ikisi arasında ayrım yaparak sağlarsınız. Din konusunda özgür olmanın, insanın medenileşmesi yolunda en büyük kaynak olduğunu yazmışımdır daima. İnsanlar diledikleri gibi ibadet etmekte özgür olduklarında ve devletin görevi de bu özgürlüğü korumak ve savunmak olduğunda, müthiş bir özgürlük içinde yaşayan insanlar gitgide daha iyi noktalara ulaşacaklardır. Ancak siyasi görüşlerle birleştirildiği takdirde tüm dinler yozlaşabilir ve öyle olduğunda dinden gitgide daha da uzaklaştığımızı fark etmemiz gerekir. İsa da o yüzden alışveriş yapanları mabetten atmıştır. O günlerde İslamiyet hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında neler biliyordunuz? Ben dünyanın tüm büyük dinleriyle ilgilenmişimdir. Kütüphanemde Kur'an da bulunur. Muhammed'in yazılarını inceledim. Yaratıcımızın kullarında görmek istediği iyiliklere dair ufuk açıcı şeyler olduğunu gördüm. İsa'nın öğretisine çok benzer ve yakın buluyorum. Bütün bu anlattıklarınızdan önemli bir sonuç çıkıyor. Devletin vatandaşların güvenliğini sağlama ve korkuları giderme kabiliyeti çok önemli. Aksi takdirde bir dini grup ortaya çıkıp bu boşluğu doldurmak isteyebilir, öyle mi? Absolutely, nature abhors a vacuum. Kesinlikle. Doğa boşluğa karşıdır. Gerilimli ve endişeli olduğumuz, yolumuzu şaşırdığımız zamanlarda bizi korkunun kucağına atan şey bilinmezliktir. Başka bir deyişle cehalettir. İnsanlar bilmedikleri zaman korkarlar. Bir fikirleri yoksa, anlamıyorlarsa, kendilerini güvende hissetmek için buldukları şeye tutunurlar. Bu söyleşiyi yapmamızın muhteşem olduğunu düşünmemin nedenlerinden biri de bu. Böylece açıklayabilir, anlatabilir ve inanç olmadan din olmayacağının anlaşılmasını sağlayabiliriz. Doğal hakkınız gereği, dilediğiniz yaratıcıyla, gönül rahatlığıyla bir olmanız, zor günlerde size yardımcı olacaktır. Ve dilediğiniz inancı taşımaktaki özgürlüğünüze hiçbir devlet engel olamaz. 1789'da anayasayı oluştururken en önem verdiğimiz konular işte bunlardı.
Bütün bu tartışmalardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran ilk adım olan bağımsızlık bildirgesi ve sonra da federal anayasa işte burada, Birliğin ilk başkenti Philadelphia'da, bu arkamda gördüğünüz binada kabul edildi. Özellikle bu anayasa, tarihin ilk yazılı laik anayasasıydı. Aslında ilk anayasa metninde din özgürlüğü ya da laiklik konusu detaylı biçimde yer almıyordu. Ancak 2 yıl sonra 1791'de Kongre bu defa 10 maddelik bir temel haklar bildirgesi kabul etti. Bunların anayasaya eklenmesi karara bağlandı. Bu eklerin en başında gelen birinci maddesi ise doğrudan din özgürlüğü ve laiklikle ilgiliydi. Kongre, bir dini resmi din haline getiren veya bir dinin gereklerinin serbestçe yerine getirilmesini yasaklayan hiçbir kanun çıkaramaz. Amerikan Anayasası'nın ilginç tarafı, bu belki Amerikan pragmatizminin yani iş bitiriciliğinin sonucunda laik kelimesini hiç kullanmamış. Hatta din devlet ayrım kelimesi de yok. Diyor ki, Kongre yani federal parlamento herhangi bir dini resmi ilan edemez veya herhangi bir dini yasaklayamaz. Böylelikle laikliği iki ayak üzerine oturtmuş. Laiklik ve devlet politikaları üzerine karşılaştırmalı bir kitap yazmış olan Amerika'daki San Diego Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Kuru'ya göre Amerikan Anayasası'nın laik karakteri bu ek maddeden kaynaklanıyor. Amerikan Anayasası'nı burada Amerikan Yüksek Mahkemesi yorumluyor. Bu anayasa şu an laik. Yani anayasa açıkça dediğim gibi diyor ki herhangi bir din resmi kılınamaz veya yasaklanamaz. Yani tarihin ilk yazılı laik anayasası diyebiliyoruz. Diyebiliriz, evet. Ama bu laikliğin manası, içeriği dediğim gibi toplum değiştikçe, Protestan çoğunluklu bir ülkeden Katolik ve Yahudi sonra Müslüman, sonra daha agnostik ateistler aldıkça bu laikliğin manası da zamandan değişe gelmiş. Şimdi ben Amerika'da da bunu çok tartıştım. Fransa'da, Türkiye'de de. Amerika'da bana ya sen böyle bir kitap yazamazsın, Amerika laik değil diyen çok Amerikalı da oldu. Ben onlara diyorum ki bakın 1940'larda Yüksek Mahkeme'nin Everson kararı var. Orada diyor ki bu bizim First Amendment dedikleri birinci değişiklik anayasanın o saydığım kongre resmi din ilan edemez yasaklayamaz maddesi bir duvar çekmiştir devletle din arasına. O yüzden devlet hiçbir kuruş para veremez. Şu Amerika'da devlet çok cüzi bir iki istisna hariç hiçbir dini okula para yardımı yapmaz. Ama Fransa'da her 3 öğrenciden biri Katolik okula gider, 4 öğrenciden biri. Katolik okulların bütçesinin %80'i devletten gelir. Demek bu noktada Amerika daha laik. Aynı şekilde de bu başka bir maddede 1973 yılında Lemon Case var. Yani Lemon davası. Mahkemenin aldığı karar çok enteresan. O günden bu yana geçerlidir bu. Der ki bir kanunun Amerika'da anayasa uygun olması için mantığının ve sonuçlarının laikliğe aykırı olmaması lazım. Yani bu kararları okuduğunuzda, ben bir 50-60 karar okudum, Amerika'da laiklik çok güçlü yerleşmiştir. Şu ayrım yanlış. Ya efendim Türkiye, Fransa gibi ülkeler laik, Amerika seküler. No, bu doğru değil. Çünkü Amerika prensip, anayasa, uygulama noktalarında laik. Aslında Amerika'da dinin siyasetle ilişkisi belirli dönemlerde belirli olaylar yüzünden sık sık sorgulandığı tartışıldı. İşte bunların en ilginçlerinden biri ise 1960'taki başkanlık seçimleri kampanyasında yaşananlardı. O yıl seçimlerin favori adayı genç bir senatör olan John F. Kennedy'ydi. Ancak Kennedy aynı zamanda bir Katolik'ti. Amerikan tarihinde ilk defa bir Katolik'in Beyaz Saray'a gitmesi ihtimali vardı. Kennedy'ye karşı olanlar Katolik olduğu için Papa'nın emirlerini dinleyeceğini öne sürdüler. Vatikan'ın Beyaz Saray'ı etkileyeceğini savundular. Kennedy ise bunun üzerine 12 Eylül 1960'da Houston'da toplanan protestan papazlara bir konuşma yaptı. Bu konuşma, laiklik konusunda tarihe geçecek klasik bir metin haline gelecekti. Katolik olduğum ve daha önce de bir Katolik hiç başkan seçilmediği için bu seçim kampanyasının asıl sorunları bir kenara itiliyor. Bu nedenle anlaşılan bir kez daha nasıl bir kiliseye inandığımı değil de, zira bu sadece beni ilgilendiren bir konu olmalı, nasıl bir Amerika'ya inandığımı açıklamam gerekiyor. Ben kilise ve devlet ayrımının mutlak olduğu,
Hiçbir Katolik psikoposun bir Katoliğe nasıl hareket etmesi gerektiğini, hiçbir Protestan rahibinde kilise cemaatine kime oy vereceklerini söyleyemeyeceği bir Amerika'ya inanıyorum. Kamu kaynakları hiçbir dine ya da din okuluna tahsis edilemez. Bir siyasi tercih için kullanılamaz. Ben hiç kimsenin onu atayacak başkan ya da onu seçecek insanlarla arasında dini farklılık var diye kamu görevine gelmesinin engellenemeyeceği bir Amerika'ya inanıyorum. Kamu hizmetindeki bir Katolik, Protestan ya da Musevi kamu görevlisi, Papa'dan, Ulusal Kiliseler Konseyi'nden ya da herhangi bir ruhani kaynaktan ne talimat isteyebilir ne de alabilir. Hiçbir dini kurum ne topluma ne de yöneticilerin kamusal kararlarına fikirlerini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde empoze edebilir. Ben dinsel özgürlüklerin ya da bir dine karşı girişilecek eylemin bütün dinlere karşıymış gibi görülecek kadar bir ve bölünmez olduğu bir Amerika'ya inanıyorum. Benim inandığım Amerika işte budur. Benim inandığım başkanlık da budur. Bu büyük makam ne bir dini grubun aleti yapılarak küçük düşürülmelidir, ne de herhangi bir dini grubun mensuplarının bu makama oturmaları keyfi biçimde engellenerek kirletilmelidir. Başkanın dini görüşleri kendi özel meselesidir. Başkan olabilmesinin koşulu olarak ne başkan ulusa dini görüş empoze edebilir, ne de ulus başkana. Ama bir kere daha vurgulamama izin verin. Bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Zira gazetelerdeki yaygın söylemin aksine ben başkanlık seçiminin Katolik adayı değilim. Ben Demokrat Parti'nin başkanlık adayıyım ve bir tesadüf olarak da Katoliğim. Kamusal konularda kilisem adına konuşmam. Kilisem de benim adıma konuşmaz. Eğer gündemdeki gerçek meseleler nedeniyle seçimi kaybedersem, en iyisini yapmaya çalıştım ve adil bir sınavdan geçtim diyerek senatodaki sandalyeme geri dönerim. Ama bu seçimin sonunda 40 milyon Katolik Amerikalının vaftiz oldukları gün başkan olma şansını kaybettikleri anlamı çıkacaksa, o zaman bütün dünyadaki Katolikler ve Katolik olmayanların gözünde, tarihin önünde ve kendi halkımızın gözünde asıl kaybeden bütün bir ülke olacaktır. Ama öte yandan bu seçimi kazanırsam, zihnimin ve ruhumun her şeyini başkanlık yeminini yerine getirmeye adayacağım. Hatırlatmama izin verin, başkanlık yemini 14 yıl önce kongrede ettiğim yeminin neredeyse aynı. Ve ben yine hiçbir sınır koymadan şunu söyleyeceğim. Birleşik Devletler Başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve anayasayı elimden gelen en iyi şekilde koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Aktör William Barker, Amerika halkının önüne sık sık Thomas Jefferson olarak çıkıyor. Üstelik kendisine yöneltilen zor ve tarihi soruları da bir akademisyen gibi yanıtlamaktan çekinmiyor. Now, I beg your pardon, citizens. My point is not to deflect a, indeed, a particular message. Burada anayasadaki bütün açıklığa rağmen din ve laiklik tartışmalarının sık sık gündeme getirildiğini görüyorsunuz. Aslında biraz daha yakından incelediğinizde bu tartışmaların da kuruluş yıllarından sonra ülke tarihinde ilginç bir seyir izlediği ortaya çıkıyor. Before our revolution, when we were a colony of England. Devrimden önce biz İngiltere'nin sömürgesiyken bazı eyaletler kiliseleri resmileştirmişlerdi. Papazları desteklemek için özel vergiler vardı. Biz bu vergileri kuruluştan itibaren kaldırdık. Hiçbir din için vergi konulamaz. Hiçbir dinin yararlanabileceği türden imtiyazlar olmaz. Kuruluşumuzdan ta en başından beri Amerika dini özgürlüğe kendini adamıştı. Amerika'da mesela Katolik Kilisesi'nin ya da Psikopos'un siyasi iktidara sahip olması geleneği yoktur. İlk yaptığımız şey kraldan kurtulmaktı. Kral Anglikan Kilisesi'nin başıydı. Burada dini özgürlük hep bir gelenek oldu. Biz hiçbir zaman din adamlarının siyasi iktidara geçmesi gibi bir durumla uğraşmak zorunda kalmadık. Biz bunu çok önceden anladık. Bu yüzden Amerika'nın özgürlük konusunda zengin bir geleneği var. Şu an Amerika'da laik bir devlet var. Eğitim sistemi laikleşmiş durumda. O ilk baştaki protestanlıktan, monoteizmden çok daha nötr bir devlete geldi. Şu anki durum İslamiyet'in kabullenilmesi. Ve Obama'nın yaptığı konuşmada bu. Yani Amerika
değişik dinleri yavaş yavaş entegre ediyor. Önce bütün Protestanlar, sonra Katolik ve Yahudiler. Ateistler zaten belirli noktada, %15 bu ülkede dinsiz insan var. Ateist değil ama belli bir dine bağlı. Onlar zaten entegre olmuş durumda. Ateist %3-4. Ve şu an bütün mesele Müslümanlar nasıl entegre olacak? Obama bu Kahire'de yaptığı konuşma aslında İslam dünyasına bir mesaj olmakla beraber kendi içinde %2'lik 6-7 milyonluk Müslüman nüfusa bir mesajdır. Siz Amerikalısınız, biz sizi tam Amerikalı görüyoruz. Kendinizi yabancı hissetmeyin veya biz devleti buna göre yeniden dizayn edeceğiz gibi bir mesaj algılaması. İslam'ın lideriyle Kabil'in 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde.